Nedir? Öleli çok olmamış başkomiserim. Ayrıca boynunda morluklara rastladık. Nedenini bulabildiniz mi? Ancak otopside belli olur başkomiserim. Başka bir şey? Başkomiserim, geldiğimizde ilginç bir şey vardı. CD çalar çıktı ve içinde bir masal CD'si vardı. Sürekli kibritçi kız masalını tekrarlayıp duruyordu. Bu taş kolyeye mi aitmiş? Olabilir başkomiserim. Ama kolye için biraz büyük gibi duruyor. Başınız sağ olsun. Ezgi Türkoğlu, 26 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Konuşabilecek durumda mısınız? Hı hı. Bakın, gerçekten kendinizi hissetmiyorsanız daha sonra da konuşabiliriz. Keşke gitmesine izin vermeseydim. Gece birlikte miydiniz? Evet. Keşke ben de çıksaydım onunla. Yalnız bırakmayacaktım. Biliyordum böyle olacağını. Şimdi anlayamadım. İntihar ettiğini mi düşünüyorsunuz? Başka ne olabilir ki? Geldiğinizde kapı aralıkmış galiba, doğru mu? Evet, aralıktı. Şaşırdım. Ama ayrıldığımızda çok sarhoştu. Belki açık unutmuştur diye düşündüm. Gece ne yaptınız peki? Bir arkadaşımızın evinde parti vardı. Oraya gittik. Ama Sevda erken ayrıldı. Sen de gittin mi? Oh. Çıkıyorum ben. Ne demek çıkıyorum? Daha yeni başladık eğlenmeye. Keyfim kaçtı benim. Ne oldu, bir sorun mu var? Yo, başım ağrıyor. Eve gideceğim. İyi, tamam, hadi birlikte çıkalım. Yok canım, sen kal. Ben giderim. Olur mu ya? Yalnız başına binme taksiye. Yok canım, abartma. Evim şurası zaten. Ne gerek var taksiye? Yürürüm ben. Sokaklar da kalabalık. Ben de ondan korkuyorum ya zaten. İtibar kopuğu var. Millet içmiş, kafası bir dünya. Ne oluyor burada fısır fısır? Ne kaynatıyorsunuz ya? Gideceğim diye tutturdu hanımefendi. Hadi ya. İstersen ben bırakırım seni. Yok Kemal, giderim ben. Ne olacak canım? Ben de biraz hava almış olurum işte. Peki, tamam. Hadi o zaman. Gidince ara beni. Tamam, ararım. Ama aramadı. Defalarca aradım, açmadı telefonunu. Neden daha önce gelmediniz peki? O cevap vermeyince Kemal'i aradım. O da Sevda'yı sağ salim evine bıraktım. Uyumuştur, merak etme dedi. Keşke dinlemeseydim. Kemal, sevgilisi mi? Yok, değil. Çok yakınlardı. Mahir'le birlikteydi Sevda. Mahir de partide miydi o gece? Hayır, yoktu. Onlar iki gün önce kavga etmişlerdi. Biz Sevda'yla kız kıza eğlenelim dedik. Peki neden kavga ettiklerini biliyor musunuz? Neden olacak? Kıskançlıktan tabii. Mahir çok kıskançtı. Tamam, teşekkür ederim. Başkomiserim, tuvalette idrar lekelerine rastladım. Sıçrama izlerine bakılırsa bir erkeğe aitler. İyi de Maktul yalnız yaşıyormuş. Cinsiyet tayini yapılsın, sonra karar veririz. Hemen laboratuvara bildireyim başkomiserim. Başka bir şey var mı? Hayır, incelemeye devam ediyoruz. Tamam beyaz. Olay yerinde bulunan vücut sıvıları sayesinde fail ya da mağdurun DNA profili elde edilir. Ama önce sıvının adını koymak gerekir. Kapalı bir mekanda idrar bulunduğu kendine özgü amonyak kokusu sayesinde kolay fark edilebilir ama sıvının nerede olduğu ancak mor ötesi ışıkla saptanır. Çünkü idrar diğer tüm biyolojik örnekler gibi bu ışıkla görünür hale gelir. Üzerine özel bir kimyasal karışım püskürtüldüğünde rengi mürekkep mavisine döner. Aslında bu işlem ve benzerleri kriminal laboratuvarları giderek ortadan kaldıracak ve hepimizin hayali analizlerin daha olay yerindeyken yapılabilmesini sağlayacaktır. Parçalanmış kolye ve devrilmiş bardak haricinde boğuşma olduğuna dair hiçbir iz yok. Murat, yatak odasında CD var mıydı? Hayır başkomiserim, CD çaların içinde olandan başka CD yoktu. CD çalar şuradaymış. Katil onu buraya taşımış olabilir. Tekrar bir bakalım. Baş üstüne başkomiserim. Hayır, asıl tuhaf olan ne biliyor musun? Şu kibritçi kız masalı. Ailesini kaybedince hayatta yapayalnız kalmış. Ruhsal bunalıma girmiş olabilir. Araştırmak lazım. Benim de kafama takılan şu Bedri Rahmi'nin şiiri. Karşılıksız aşk cinayeti olabilir mi? Ne dersiniz? Niye öyle düşündün? Bakın ne diyor. Sevda üstüne ne söylenirse yalandır. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli.
Sevgilisi eve gelmiş olabilir mi acaba? Mahir mi? Bilmiyorum başkomiserim. Ama şu Kemal denen adamın eve geldiği kesin. Sevda'yı bırakmış. Tamam. Sen şu Kemal'i bul bakalım. Eğer eve gelmişse tuvaletteki idrar onun olabilir. Ben de sevgilisiyle konuşayım. Başla. Kolyeye mi aitmiş bu taş? Sanmıyorum. Herhangi bir yerinde kolyeye takılabilecek bir şey göremiyorum. Andersen'den masallar. Bunun ne alakası varmış? Cesedi bulduklarında sürekli tekrar edip duruyormuş. Olayla ilgisi olabileceğini düşünüyorlar. Parmak izi ve DNA araştırmasından sonra CD ve CD çaları bilişime gönderelim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Olamaz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Mahir Koloğlu, 29 yaşında. Maktul'ün sevgilisi. Siz nereden duydunuz? Ezgi hemen beni aradı. Ne kadar zamandır birlikteydiniz? Çok değil. Yazın tanışmıştık. Ama her şeyden çok seviyordum. Ama iki gün önce tartışmışsınız. Bilmem. Neden tartıştınız? Bu salonda bir şiir buldum. Ne yapıyorsun sen? Ne bu? Ya aman boş ver, önemli bir şey değil. Nasıl değil? Aşk şiiri bu, sana yazılmış. Saçmalama, Bedir Rahmi'nin şiiri o. Adamın bana şiir yazacak hali yok ya. Kim verdi bunu? Ya boş versene, önemli bir şey değil. Önemli değilse hala neden saklıyorsun? Kemal verdi değil mi bunu sana? Evet, Kemal verdi. Rahatladın mı şimdi? Sen ne yaptın? Kollarına atılıp aynı romantik değil mi dedin? Saçmalama Mahir. Kemal sadece arkadaşım benim. Arkadaşmış. Külahımı anlatsın. Herif aşık kızım sana. Uzattın ama. Doğruları söyleyince böyle oluyor değil mi? Bir daha görüşmeyeceksin. Tamam mı? Ne yapacağıma sen karar veremezsin. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Herif aşık diyorum sana kızım. Ya abartma. Onunki platonik. Zararsız. Zararsız. Görürsün zararsız. Ama onu en son bunları söylediğime inanamıyorum. Ondan sonra bir daha görmediniz mi Sevda'yı? Hayır. Tamam, sakin ol. Dün gece birkaç kez aradım. Telefonu da açmadı. O Kemal'in işi bu. Sapık herif. Sevda'yı o öldürdü. Kemal Taşdemir, 27 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Kemal Bey. Duyuyor musunuz beni? Kemal Bey. Neden cevap vermiyorsunuz? Yılbaşı partisinde Sevda Hanım'la birlikteydiniz. Sonra da çıkıp birlikte Sevda Hanım'ın evine gitmişsiniz. Doğru mu? Sonra ne oldu? Eve girdiniz mi? Kemal Bey, eve girdiniz mi? Hayır. Ne olduğunu anlatacak mısınız bana? Bir şey olmadı. O zaman ne olmadığını anlatın. Ben de sizi ayağımın altına almak zorunda kalmayayım. Biz evinden ayrıldık. Hadi gel sana bir kahve yapayım. Yok, gideyim ben. Saçmalama, gelsene. Olmaz olmaz. Hem kafam çok iyi. Ben eve gidip yatacağım. İyi, sen bilirsin. Hadi o zaman. İyi seneler tekrar. Sana da. Hadi git. Sen gir, seni bekliyor. Yani Sevda Hanım sizi eve çağırdı ama siz gitmediniz. Doğru mu? Kemal Bey! Hayır, evet. Ne oluyor ya? Siz duyuyor musunuz beni? He?
Ozan cevap verin. Sevda Hanım sizi eve davet etti ama siz girmediniz, öyle mi? Hayır, girmedim.